Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımız İsrail'in Temmuz 2024'te Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek olan 2024 yaz olimpiyatlarından boykot edilmesini bekliyoruz. Konu başlığını taşıyor. Değerli basın mensupları, genel merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesi, dünya barışı için spor mottosuyla olimpiyatları dünya barışının köşe taşı olarak görmektedir. Olimpiyat, dil, din, etnisite ve politik görüş farklılıklarına bakılmaksızın ve hiçbir ülkeye farklı ayrıcalık tanımaksızın fair play çerçevesinde ülkeleri bir araya getiren en önemli organizasyonların başında gelmekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Olimpiyatlarla ilgili hedeflerin vücut bulması amacıyla yapılan olimpik anlaşma da ifadesini bulan esas ilkeler kapsamında barış içerisinde insan onurunun korunduğu bir toplum yapısının oluşmasını teşvik etmek, insanların uyumlu gelişmelerini sağlamak amacıyla sporu her alanda insanın fayda ve hizmetine sunmak olimpiyatın esas gayesidir. Dünya barışının korunması amacıyla dünya barışı için spor büyük önem atfeden Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'in Gazze'de yaşanmakta olan ve insan onurunu ayaklar altına alan aynı zamanda olimpiyatın ruhuna aykırı şekilde hareket eden Siyonist İsrail'in sivil masum Filistinlerin kitlesel kayıplarına yol açan, sivil aileleri sistematik şekilde ortadan kaldıran, Gazze'deki yerleşim yerlerini yerle bir eden anlayışına kulak vererek bir an önce Temmuz ayında Fransa'da yapılacak olan Uluslararası Olimpiyat Oyunlarından men edilmesi konusunda acil olarak karar verilmesini bekliyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin geçmişte benzer amaçla aldığı kararlar mevcuttur. Örneğin birçok Afrika ülkesi Güney Afrika'daki dönemin ırk ayrımcısı politikaları nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Olimpiyatlara katılması durumunda Olimpiyat oyunlarını boykot edip katılmayacaklarını bildirmeleri üzerine dönemin Olimpiyat Komitesi söz konusu Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderdiği davet mektubunu 1968'de geri çekti ve Güney Afrika'nın 1992 yılına kadar olimpiyatlara katılmasına izin vermedi. Keza birçok Afrika ülkesinin itirazı üzerine Rodezya'nın da 1972 Olimpiyat Oyunlarından men edilmesi sağlandı. Yine Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali üzerine 1980-84 yılları arasında Olimpiyat Oyunlarından men edilmişti. Tüm bu gelişmeler dikkate alarak Gazze şeridinde kitlesel katliamlar yapan işgalci Siyonist İsrail'in Temmuz ayında yapılacak olan 2024 yaz olimpiyatlarından men edilmesi artık kaçınılmazdır. Bu adımın atılması dünya barışı için spor amacıyla hareket eden Olimpiyat Komitesi'nin barış felsefesiyle özdeşlik oluşturacağı muhakkaktır. Siyonist katliamcı ve ırk ayrımcısı İsrail'in bu yıl yapılacak olan yaz olimpiyatına katılması durumunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin harekete geçerek bu yıl yapılacak olan olimpiyat oyunlarını boykot etmesini beklediğimizi ifade etmek isteriz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'in insanlık suçu işleyen ve barışı katleden Siyonist İsrail konusunda çifte standartlı davranış sergilemeyerek bir an önce İsrail'in bu yıl yapılacak olan olimpiyatlardan men edilmesi hususunda harekete geçmesini bekliyoruz. Eğer ki bunu yapacak iradeyi ortaya koyamayacaksa bu kez kendisinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevinden
bir an önce istifa etmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz. Es cümle burada elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'ne de büyük görevler düşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da önemli, bu hususla ilgili önemli beklentiler içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'in Temmuz 2024'te Paris'te yapılacak olan yaz olimpiyatlarından men edilmesi hususunda öncülük yapmasını özellikle ve ısrarla beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.